Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Orada transferlere gidelim. Şimdi Kazım var. Can hamlesi Galatasaray ile Altay e, anlaşmış. Evet. Ahmet Nurçebi dün söylemişti. Beşiktaş konuşuluyordu ama Beşiktaş'tan fazla vermiş Galatasaray anladığım kadarıyla. E, ve e, bu transferde iki takım anlaşmış. Bu transfer bir hamle transferi gibi görünüyor. Hamle ederken Kanada. Ha, tabii tabii yani e, bir yedek çok, çok oyuncu. Çok genç bir oyuncu bir kere. Çok gelecek eden ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Fenerhan alttan sonra ora. Şimdi Ömer Bayram'la bir şekilde olmadı. Yani sanki tam olmadı gibi geldi bana. Kazımcan'ı alıp e, hem orada geliştirmek oyuncuyu hem bundan sonrası için belki de satabilmek asıl olması gerekendir diye düşünüyorum. Çünkü Kazımcan'la ilgili ben de bazı hocalarla görüştüm. Onun ilk belki milli takıma çağıran hocalar, kendi keşfeden hocalarla yüksek potansiyeli olduğu konusunda hemen hemen herkes fikir. Biz de gördük zaten. Eğer oyuncu bir de yokluğunu çektiğimiz bir mevkide, yokluğunu çektiğimiz derken sol sıkıntılı, bek. He, sol bek mevkisinde kendini geliştirirse, geliştirmesi lazım. Bak ne kadar zamanda gitti Rıdvan. Ne kadar oynadı Beşiktaş takımında? Çok fazla oynamadı değil mi yani? E, o bölgede Dünyada da aslında böyle bir sıkıntı var. Biraz albenin varsa öne çıkıyorsan iyi bir şekilde gidip kesebiliyorsan golle buluşturabiliyorsan yaşın da iyiyse ve ülke milli takımına seçiliyorsan Rıdvan gibi hemen Frankfurt'un gündemine giriyorsun mesela. Hemen alıyorlar seni oradan. Abdülkerim bardakçı transferinde son durum. Birazdan ekrana gelecek çok fazla mesaj geliyor. Birazdan ekran taşıyacağız o gelişmeleri değerli seyirciler. Galatasaray ile ilgili konuşuyoruz. Arkadaşlarımız da bu gelişmeleri sizlere e, altyazıyla aktarıyor. Kazım Can transferi önemli bir hamle diyorsunuz evet. yani. Peki. Yani hem gelecek için önemli bir hamle hem de oyuncu eğer tercih edilirse, direkt oynama anlamında tercih edilirse çok büyük bir kazanç olur. Gelişirse tabii normal gelişmini sürdürmesi lazım. Daha yeni bir oyuncudan, çaylak bir oyuncudan bahsediyoruz. E, büyük takımda mesela Rıdvan'ın gelişimi yavaş yavaş ve iyi oldu. Hani bir dönem çok tartışıldı. İşte Şenol Hoca milli takımı aldı oynar mı oynamaz mı o seviyede mi diye çok konuşulmuştu o dönemde. Hatta e, Şenol Hoca'nın bir açıklaması vardı. Ya aldım mini takım ama çocuk hayal haliminde gibi yani normaldir tabii ki o yaşta bir çocuğun büft borcunun ameli takımına seçilmesi o kadar kolay işler değildir. Ama ondan sonra oynadıkça giderek artan performansını gördük. Gayet başarılı. Bir eksiği vardı sıfıra doğru indiği zaman ya da sıfıra yaklaşmadan biraz daha gerilerden topla buluştuğunda biraz gelişi güzel ortalar yapıyordu. Son dönemde onu çok geliştirdi. Özellikle hatırlıyorum böyle bel üstü öndeki santrafonu sıçramadan vur, kafa vuruş yapabileceği ortaları. Çok iyi yapmaya başladı. Bu anlamda kendini çok geliştirmişti. Bir geliştirmesi gereken yönü daha var. Rıdvan'ın oradan Can'la beraber bağlayalım. Defansif anlamda çok daha güçlü bir temel kuvvetini geliştirecek. Rıdvan çünkü teknik, çabuk, iyi bir oyuncu ama böyle Bundesliga'da falan temel kuvvetin yerinde değilse kolay kolay forma şansı bulamazsın. Geliştireceğine eminim ama. Bundesliga antrenmanları olsun, orada kişisel antrenmanları olsun. O aşamayı kat edecektir diye düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girmişti. Abdülkerim Bardakçı'nın tercihi ise Galatasaray oldu. Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaktığı teklifin aynısını yaptı. Siyah-beyazlar Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bon servis ve 500 bin euro bonus teklif etmişti. Konyaspor bu teklifi kabul etti. Öte yandan Beşiktaş'ın teklifinin ardından Galatasaray da Konyaspor'un kapısını aynı teklifle çaldı. Yeşil-beyazlar Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Ayrıca Abdülkerim Bardakçı'nın tercihi de Galatasaray'dan yana oldu. Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak olan Abdülkerim Bardakçı kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmenin altına imza atacak. Son yazılan haberlere göre Okan Buruk Abdülkerim Bardakçı'yı arıyor. Galatasaray'a gelmelisin, seni ilk 11'de düşünüyorum diyor. Abdülkerim Bardakçı da hiç düşünmeden bu teklifi kabul ediyor. O yüzden tercih Galatasaray'dan yana kullanıyor. Okan Buruk ilk U21 takımında Abdülkerim Bardakçı'yı milli takıma davet eden isim olmuştu. Abdülkerim o yüzden Okan Buruk'u çok seviyor. Bu transferde Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Yeni menajerinden de Galatasaray'a açıklaması geldi. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Belçikalı savunmacı Jason Deneyer için menajeri Jesse Prater dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sarı Kırmızıların transfer önceliklerinden biri olan Jason Deneyer menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında şunları söyledi. Jason Denayer bonservis elinde olan bir futbolcu. İstanbul'a kısa süreli bir tatil için geldi. Bu sırada Cenk Bey onun da burada olduğunu öğrenince kendisi de görüşmek için beni aradı. Elbette konuşabilirsiniz dedim. Sonuçta Jason Denayer Galatasaray'da iki dönem forma giydi ve bu kulüp onun için çok özel. İlk geliş sürecinde Milan, ikincisinde de Marsilya ve Atletico Madrid onu istedi. Ama onun cevabı hep hayır ben Galatasaray'a gideceğim oldu. Olgunlaşma sürecinde Galatasaray'ın ona katkısı çok büyük. Şu an için Galatasaray'dan resmi bir teklif bize ulaşmadı. Olursa tabii ki görüşeceğiz. İlerleyen süreçte ise neler olur şu an bilemiyorum. Açıklamasını yaptı. Galatasaray'da bir numaralı hedef İdris Agoye. Galatasaray İdris Agoye için çalışmanı hızlandırdı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 32 yaşındaki Orta saha için görüşmeler yapıldı. Fernando Reyes'in ayrılığı sonrası orta sahada büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray bu tarz bir futbolcu bir türlü bulamamıştı. Önce Manchester United'tan ayrılan Matiş ile görüşen ancak Sırp Yıldız'ın Roma'yı tercih etmesinin ardından alternatifler ölen, ölen Galatasaray, Paris Saint-Germain'in Senegal'lisi Idrissa e Gueye'ye karar kıldı. 32 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi Gueye için, için Fransa şampiyonluğuyla ilk görüşme yaptı. Fransız basında da Galatasaray'ın Gue için yaptığı transfer hamlesi doğrulandı. Fransız basına yansıyan haberde Sarı Kırmızı'nın sözleşmesi 2023'te bitecek olan Senegalli orta saha için mütevazi bir teklifte bulunduğunu vurgu yaptı. Haberin içeriğinde ise Gueye'in, Draxler, Cardi ve Kurzove ile birlikte satış listesine konulduğunun altı çizildi. Galatasaray'ın 32 yaşındaki Yıldız için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiğinin de bilgisi paylaşıldı. 2008'de Lille altyapısına alınan Gueye, 2010'da A takıma yükseldi. 5 yıl Lille sahaya çıkan Gueye, ya, 2015 yaz transfer döneminde 9 milyon euro bedelle Aston Villa'nın yolunu tuttu. Burada 38 maçta forma giyen Senegalli, dönemin teknik direktörü Roberto Di Matteo tarafından kadro düşünülmeyince, 2016'da 8,5 milyon euro'ya Everton'a satılmıştı. Everton'da güzel bir performans gösterince Fransız ekip Paris Saint Germain'de 30 milyon euroya Guaya'yı ye aldı. Yeni yapılanmaya gidecek olan PSG ise bu sebeple satış listesine Guaya'yı koydu. Aslan bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Galatasaray'dan da Matthias Vargas hamlesi. Okan Burun resmi olarak açıklanmasından sonra transfer düğmesine basan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar Yunus Akgün Adana Spor'dan arkadaşı olan yıldız isim Matyas Vargas için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon skor yükünü Kerem Aktürkoğlu'na sırtına yükleyen Sarı Kırmızılar yeni hocası Okan Buruk ile birlikte hücum yönünü güçlü isimlerle kadrosuna katmak istiyor. Emre Akbay ve Yunus Akgün'ün dönüşüyle birlikte kadro güçlenirken Geçen sezon Yunus'la birlikte Adana Demirspor'da ligi birbirine katan Matias Vargas da artık Galatasaray'ın hedefindi. 25 yaşındaki sol açık için İspanyol kulübü 5 milyon euro isterken Galatasaray Barcelona ekibinin kapısını 3 milyon euro ile çalıp oyuncuya da 1.2 milyon euro teklif edecek. Geçen sezon 5 gol 13 asiste Akdeniz ekibinin ilk sezonda şaha kaldıran Arjantinli oyuncu kiralık kontranın bitmesiyle birlikte İspanyol'a geri döndü. Galatasaray'da Meleto orta saha Gustavo Scarpa Galatasaray yönetimi Okan Buru resmi açıkladıktan sonra tüm konsantrasyonu transfere vermiş durumda. Geçtiğimiz sezon başını çok ağrıtan orta saha problemini çözmek için düğmeye bastı. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarını yıldız isimler arayan Galatasaray'ın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyordu. Bugün Brezilya basında sarı kırmızıların yıldız futbolcuya teklif hazırlığında olduğunu duyurdu. Ülkenin ciddi haber portallarından biri olan Sports Buz'da yer alan habere göre Galatasaray kısa sıra içerisinde hem Palmeiras'la hem de Gustavo Scarpa ile temasla geçerek resmi girişimlere başlayacak. Asıl bölgesi kanat olan 28 yaşındaki futbolcunun takımın önemli isimlerinden Rafael Vigia'nın sakatlığının ardından orta alana geçtiğini haber sitesi Scarpa 10 numara pozisyonda harika işler yaptı ve bu performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ifadesine yer verdi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.